Değerli seyircilerimiz, Kanal 23 ekranlarına Melisa ile Yaşama Daire hoş geldiniz. Bugün çok güncel bir konuyla karşınızdayız. DASK'ı, zorunlu deprem sigortasını konuşacağız, koşullarını ve öneminden bahsedeceğiz. Açıkçası önemini Elazığlılar olarak 7.7'lik merkez üssü Maraş olan depremden sonra bence biraz daha idrak ettik. Bunu konuşacağız. Biraz da problem yaşayan seyircilerimiz var. Onlardan yönelik de sorular vardı. Onları da ileteceğim. Yeni sorularınız varsa yeni sorularınızı da bekliyoruz. Numaramızın WhatsApp kısmını kullanabilirsiniz. Bugün programımızda bizlere El Sadar Başkanı Sayın Harun Barut da eşlik edecek. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız Harun Bey? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Harun Bey, öncelikle tabii ki geçmiş olsun diyelim. Hepimize, bütün ülkemize gelmiş herkes. Ve geçmiş olsun. Bir daha da böyle bir şeyle karşılaşmayalım i̇nşallah, istiyorum ama inşallah. Depremden sonra açıkçası sigortayı, DASK'ı, zorunlu deprem sigortasını konuşacağım. İlk konuksunuz. İyi ki geldiniz. Çünkü hepimizin kafasında soru işaretleri var tabii açıkçası. Tabii ki evet. Şimdi öncelikle internet araştırmasını kendim de yaptım biraz Harun Bey. Biraz ben program öncesi mutlaka konuma bakmaya çalışırım. Orada zorunlu deprem sigortası geçiyor, DASK geçiyor. Bunları bir açalım mı öncelikle? Aynı şeyler midir? Birbirlerinin farkı nedir? Bunları açtıktan sonra diğer konulara geçelim. Tabii ki. Şimdi öncelikle Elazığ Sigorta Acenteleri ve Derneğimiz olarak bu deprem felaketinde yaşayan, vefat eden bütün hemşerilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı olanlara da Allah'tan şifa dileriz. Gerçekten çok ciddi bir felaketti. İnşallah Allah'ım hiçbir insanlığa bundan sonra yaşatmaz. Amin. Tabii biz ilimiz olarak 2020 tarihinde de böyle bir depremi yaşadık. Biz depremden sonra depremde DASK'ı olan, konut sigortaları olan vatandaşlarımızın her zaman hem Sigorta Acenteleri Derneğimiz olarak hem Elazığ'daki meslektaşlarım olarak onların yanlarında olduk. Tabii bu depremde de ilimizde şu anda elimizdeki verilere göre 7000'e yakın ağır hasarlı binamız var. Bunların içinde DASK olanları var, konut sigortası olanları var, iş yeri sigortası olanlar var. Biz yine Elazığ'daki sigorta acenteleri olarak DASK'la ve sigorta şirketleriyle bir köprü oluşturarak bu vatandaşlarımızın problemlerini en düşük, en kısa sürede çözmeye çalışacağız. Yanlarındayız her zaman. Evet. Deprem sigortasına gelince, deprem sigortası depremin doğrudan zarar verdiği ve bu depremden sonra meydana gelen işte yangındır, tsunamidir, yer kaymasıdır. Bununla ilgili zararları kapsayan bir sözleşme poliçemizdir DASK. Bu Doğal Afet Sigortalar Kurumu'na bağlı, TÜK Reasurans Şirketi'nin teknik işletmeciliğini yaptığı, TÜK Reasurans Şirketi de Hazine Bakanlığı'na bağlı devletin bir kurumudur. Sadece deprem zararlarını karşılayan ve depremden dolayı meydana gelen, yangın olmuşsa, konut hasar görmüşse, iş yeri hasar görmüşse ve tsunami olmuşsa, ve yer kayması olmuşsa bununla ilgili zararları karşılayan bir sözleşmedir deprem sigortası. Kısa açılımı DASK'tır. Sizin dediğiniz demin ikisi de aynıdır i̇kisi yani. De aynı tabii şey. İkisi de aynıdır. DASK olarak kısa açılımıdır. Doğal Afet Sigortalar Kurumu zaten geniş açılımıdır bunun. Hani başa zorunlu gelince deprem. Zorunlu deprem sigortası olunca sanki sadece depremi içine alan, hatta başta zorunlu kelimesi olunca da böyle sanki devlet politikası olarak zorunlu koşuluyor. Aslında keşke öyle bir politika mı seyredilse. Çünkü bizim inisiyatifimize bırakılınca biz bazen tembellikten olabilir veya bütçeyi ona göre ayarlamıyor olabiliriz. Yapmıyoruz sigortalarımızı ve neticeyi görüyoruz. Özellikle biz Elazığlıların bence öyle bir lüksü de yok açıkçası. Şimdi şöyle, yani zorunlu derken şu anda zaten elektrik abonesi alınırken bir zorunlu kılındı bu DASK'ı yapma. Bir de sanırsam tapuda işlem yapılırken ve elektrik abonesi yapılırken. Şimdi DASK'ın işleyişinde DASK'ın genel şartlarının da aslında düzenlenmesi lazım. Yani her konutun bence ister zorunlu olsun, yani zorunlu olması lazım. Yani elektrik abonesi almasa da o zorunlu olup o vatandaşın bu DASK'ını yaptırması lazım. Yani çünkü mağduriyeti sonuçta yine insanlarımız yaşıyor. Evet. Bakın biz 2020 depreminde
çıktığımız her platformda vatandaşlarımızdan bunu rica ettik. Lütfen, hani biz Elazığ depremini gördük, bundan sonra DASK'ımızı ihmal etmeyelim. DASK'ın sadece DASK'ı yapmakla da yetmiyor. DASK'ın yanında ev bedellerimizi konut sigortalarıyla tamamlayalım. Bunları istedik vatandaşlarımızdan. Biraz hareketlilik oldu ama istediğimiz düzeye yine gelmedi. Ama maalesef Maraş depreminden sonra şu anda DASK'a da konut sigortalarına da ciddi bir talep var ilimiz olarak. Yani artık bu işin deprem ülkesiyiz. Evet. Ve deprem şehriyiz. Yani bunları bizim ihmal etmememiz lazım. O sigorta bilincini ertelemememiz lazım. Biz vatandaşlarımızdan bunu istiyoruz. Evet. Evet. Yani mesela yanlış anlaşılmak da istemem. Evet. Ama Naci Görür hocamızın sözlerine ben çok itibar ederim ki zaten ne evet. kadar haklılık payının olduğunu gördük. Özellikle evet. Bu Maraş depreminden sonra belirli iller gösterildi. Yani bu illerde evet. de artık zaman sadece Allah bilir ama deprem, olası bir deprem ihtimalinin yüksek olduğunu evet. söyledi. Evet. Mesela hemen komşularımız Bingöl, Tunceli, tabii. Erzincan, tabii, tabii. Belki Muş, Varto. Evet. Vartos yanlış evet. hatırlamıyorsam Muş'a bağlıydı. Bu iller daha risk altında. İnşallah bizi seyreden seyircilerimiz evet. vardır ve mutlaka evet. deprem sigortalarını yaptırsınlar. Çünkü kesinlikle. Gerçekten biz iki depremin kesinlikle. Mağduriyetini yaşadık. Harun Bey, yani bu 7.7'lik Maraş depreminde de Elazığ'da belki de 8 bini aşkın bina ağır hasarlı yani ve yıkılacak, o, düşünebiliyor tabii musunuz? Tabii ki çıkacak o. Yani şu anda zaten başlamış. Yani gerekli kontroller Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapıldı. Yani biz şu anda 7000 biliyoruz ama tabii bu sayı artacaktır. Yani bizim ilimiz de bu Maraş depreminden kötü etkilendi evet, diye düşünüyorum. Evet. Tabii ki. Yani Allah yaşatmasın bir daha diyoruz. Biz çok şanslıymışız evet. Harun Bey. Hakikaten evet. şu 6.8'lik depremi yaşamasaydık. Evet. Orada önlemler alınmasaydı, evet. insanlar yeni yerleşim yerine tahliye edilmeseydi durum çok faciaydı. Çok böyle can olmaz kaybımız yani. Olurdu. Yani bizim tek tabii artımız can kaybımız bu depremde fazla olmadı ama yine de yüreğimiz yandı. Çünkü, evet yüreğimiz yandı. 11 ilde çok ciddi bir felaket. Hani küçük kıyamet diyorlar ya onu yaşadık ve insanlar çok ölen insanlarımız oldu. Hakikaten evet. o nasıl bir şeydi ya. Rabbim bir daha yaşatmasın. Amin. Harun Amin. Bey şimdi yeri gelmişken şunu da konuşalım istiyorum. Kavramları Tabii. açalım. Şimdi Tabii. zorunlu deprem sigortasını konuştuk. Bir de deniz ki onun beraberinde konut sigortasını da yapın. Sanki biz deprem sigortasını yaptırınca bu Hı-hı. yeterliymiş gibi düşünüyoruz. Konut sigortası nedir? Onu da açalım. Ne ihtiva eder? Şimdi şöyle. DASK metrekare birim fiyatı 25.11.2020 tarihinden sonra 3.16 TL, metrekaresi 3.16 TL DAS tarafından yapıldı. Ve şu anda ilimizde en yüksek metrekareye ev fiyatı şu anda 640 bin TL olarak DAS tarafından ödeniyor. Yani en yükseği 640 bin TL. Yani şimdi evet. şöyle mi anlıyorum? Sizin eviniz kaç metrekare olursa olsun bir metreniz 13.16. 3.16 olarak ha, 3. hesaplanıyor. Ve bunun da dediğim gibi en yüksek metrekarenin şu anda DASK Elazığ'da ödediği rakam 640 bin TL. Ama yani şu anda 640 bin TL'ye ev yok. Yok. Yani Hı-hı. şu anda yani öyle evler var 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon değerinde. Yani en düşük ev Elazığ'da ben sanırsam 1 milyon değerindedir. Evet. İşte DASK'ın üstünü konut sigortası yaparak, konut sigortasını yaparken de deprem primini ekleyerek evimizin bedelinin tamamını karşılamış oluyoruz. Ve bunun içerisinde de eşyamızı da ekletiyoruz. Ve artı konut sigortamızda sadece deprem yok. Yangın var, sel var, su var. Yani o konutun başına gelebilecek her şey var. Çünkü yıllarca emek sarf ediyoruz. Yani bir evimiz oluyor. Ve o evimizi de bazen sigorta yapmıyoruz. Yani bu aslında çok gerçekten şaşılacak bir durum. Bence insanlarımız, vatandaşlarımız sigorta için kendilerine bir bütçe oluşturmalılar. Artık yani görüyoruz olayları, riskleri, evet. yaşadığımız zararları. Bir de sigorta yaptırırken devlet ekonomisine de katkımız oluyor. Yani sigorta yaptırıyorsunuz, Allah korusun pert durumunda evinizin, ağır hasarlı durumunda DAS'la muhatapsınız, sigorta şirketiyle muhatapsınız ve
onu yerine koyabiliyorsunuz. Bakın arsa değeri çıktıktan sonra, arsa zaten sizin arsanız. Şimdi bunlar olmayınca devletimize gidiyoruz. Devletimiz bize nasıl, ne şekilde yardım ederse. Yani bunlar olunca biz sigorta şirketlerinden kaybettiğimiz o değerleri en azından yerine koyabiliyoruz. Evet. Onun için sigorta çok önemli. Maraş depreminde evet. gördük insanlar yalın ayak kurtulanlar, tabii, yalın ayak koştular tabii. ve birden her şeylerini kaybettiler. Gerçekten konut sigortası evet. da bir o kadar önemli evet. çünkü şu anda en basit beyaz eşya bile kaç bin. Tabii. Yani onu tabii. düşünürsek gerçekten özellikle onlar çok de çok önemli. Ben Melisa Hanım vatandaşlarıma bunu da rica edeyim. Mesela konut sigortalarını yaptırırken öyle eşya bedellerini düşük miktarlarda tutmasınlar. Çünkü bu sigortalarda bir muafiyet oranı var. Eşyaları düşük gösterdiğiniz zaman bazıları muafiyet altı kalıyor. Ödeme ya eksik alıyorsunuz ya alamıyorsunuz. Gerçekten şu anda bir evin içerisinde ne kadar eşya varsa onun doğruluğunu beyan etsinler. Yani dolu bir şekilde poliçeyi yapsınlar. Bununla ilgili zaten Elazığ'daki acente meslektaşlarımız, sigorta acentesi meslektaşlarımız bu konuda hepsi birbirinden bilgili. Yani onlar zaten vatandaşlarımıza, müşterilerine anlatacaklardır. Evet. Şimdi sizler Maraş depreminden sonra DASK yönetimiyle görüştünüz değil mi? Evet. Bu görüşmeyi evet. aldığınız kararları size yansımasını konuşalım mı? Tabii. Şimdi biz dediğimiz gibi 2020 tarihinde depremi yaşadığımız için bu konuyla ilgili biraz tecrübelerimiz de oldu. DASK yönetimi yeni değişti. Türk Reasurans Şirketi olarak hazineye bağlı olan bir şirket ve buranın genel müdürü Selva Eren hanımefendi ve genel müdür yardımcısı Erdal Turgut Bey ile bizzat depremden sonra biz de görüştük ve ilimizde olan hasarlı binaları falan çokluğunu bahsettik, yoğunluğunu bahsettik. Ve burada da yine ben burada belirteyim, bütün vatandaşlarımıza, meslektaşlarımıza DASK konteyneri talep ettik. Yani bu DASK konteyneri, DASK ofisi talep ettik kendilerinden. Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a göndereceklerdi. Biz dedik bizim Elazığ'da da yani bayağı sorun var. Çünkü 7000'e aşkın şu anda ağır hasarlı bina var. Hı hı. Ve bunlardan işte DASK'ı, sigortası olanlar var. Bununla ilgili kendileri de bizleri kırmadılar. Valilik binamızın karşısında Cumhuriyet Meydanı var. Hı hı. Yer konusunda da ben buradan Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum. Yer konusunda bize izin verdiler. Ve DASK Container Ofisi'ni valiliğimizin karşısında Cumhuriyet Meydanı'na kurdu. Bu konteynerde ne olacak? Buradan vatandaşlarımızı bu DASK ofisinde ne olacak? Bunları da vatandaşlarımıza bilgilendirelim. Orada iki tane DASK'ın personeli var. İki tane DASK'ın personeli çalışacak. Ve vatandaşlarımıza hasar dosyası açamayanlara orada hasar dosyası açacaklar. Ve hasar dosyasının takibiyle ilgili onlardan bilgi alacaklar. Yani bu da gerçekten sırf vatandaşlarımıza hizmet olsun. Ve bu süreci daha kısa bir sürede atlatmaları için DASK'ın bize verdiği bir hizmet. Ben buradan yetkililerine de çok teşekkür ediyorum. Evet. Algı değişti değil mi? Maraş tabii, depreminden sonra sigortaya tabii, yönelik. Çok değişti, evet. Evet, umarım evet. O yerleşirdi. Şimdi DASK tazminatının kapsamını biraz konuşalım Harun Bey. Aslında insanların mütereddit olduğu noktalardan bir tanesi. Ben halk diliyle sormayı seviyorum. Çünkü evet. ben konuklarımın hepsini paylaşınca bana sorular geliyor. Evet. Onunla ilgili mutlaka konuşmalar geçiyor. Tabii. Şunu söylüyorlar Harun Bey. Ya işte ben sigorta yaptırıyorum ama doğru düzgün para vermiyorlar şeklinde. Sigorta doğru düzgün para vermiyorlar şeklinde tam böyle halk ağzıyla söylüyorum size. Kapsamın evet. tazminatın kapsamını konuşalım. Zaten siz metrekare için evet. birim fiyatını evet. söylediniz aslında. Evet. Bununla Tabii. ilgili neler söyleyeceksiniz? Tabii. Niye öyle bir yanlış algı var? Şimdi bu tamamen bir yanlış algı. Şimdi biz her zaman şunu söylüyoruz. Sigorta yapmak zaten çok önemli bir şey. Yani hayat sigortasız olmaz bu risklere karşı. Sigortayı doğru yapmak da çok önemli. Şimdi sigortayı yaptırırken vatandaşımız bir defa DASK'ta mesela doğru evinin doğru metre karesini girmek zorunda. Tamamen bir
evinin değerini alabilmek için, yani DASK'ın verdiği tazminatı alabilmek için, metrekareye göre çıkıyor ya o tazminat. Hı hı. O değeri alabilmek için bir defa doğru metrekare girmek lazım. Şimdi vatandaşlarımız bilmiyorlar. Abonelikler için mesela gittikleri zaman ya diyorlar ki nasıl olmasa abonelik yapacağım. Atıyorum örnek vereyim 200 metrekare evi var. 50 metrekare gösteriyor. Ama olası bir hasarda da bu tazminatı direktmen etkiliyor. O zaman ben az cebimden para çıksın diye düşük metrekareyle sigorta yaptırıyorum. Ama depremi bilemiyoruz. Ne zaman geleceğini, ne zaman olacağını bilemiyoruz. Ve o ev hasar görüyor. Tazminat ödemesi de maalesef az oluyor. Yani 150 bin, 160 bine yakın olur o zaman değil mi? Ya şu anda ben söyledim. Mesela metrekareyi yani, bu kadar düşürmüşse 50 metrekare. Tabii çok etkiliyor. Yani %50'sinden fazlasını etkiliyor. O yüzden diyoruz ki bu sigortaları yaptırırken metrekareyi doğru beyan olarak verelim sigortacı arkadaşımıza. Ya bu konuyla ilgili gerçekten konut sigortası da öyle. Yani demin bahsettim evimizdeki eşyanın gerçek değerini. Yani poliçeler aslında şöyle. Yani fiyat odaklıdan hariç, yani içeriği önemlidir poliçelerin. İçerinin dolusu önemlidir, doluluğu önemlidir. Yoksa DASK'ın yükümlülüğü depremde olan zararları karşılamak ve karşılıyor da. Gerçekten bunu ben vatandaşlarımıza açık yüreklilikle söylüyorum. Gerçekten çok ummalı bir çalışma var. Gerçekten çok ciddi bir çalışma sürecindeler ve gerçekten çok ödüyorlar. Şu anda 27 Mart itibariyle 6,5 milyar DASK şu anda kasasından ödeme yapmış. Ve 416 bin şu anda hasar dosyası var. Bakın çok ciddi rakamlar bunlar. Yani ödememek gibi bir şey yok. Ve vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsunlar. Gerçekten şimdi bize de geliyor. İşte eksper çok geç geldi. Şimdi yıkım fazla. Zayiat çok fazla. Yani eksperler bazen yetişemiyorlar. Çünkü sayıları, oranları farklı. Belli zaten. Ama 11 ilde şu anda çok ciddi bir yıkım var. 11 ilin haricinde de 16 il etkilenmiş. Ve 16 ilden şu anda 416 bin başvuru var. 16 il mi etkilenmiş dediniz? Tabii. Mesela Kayseri'de falan da yoğun şekilde hissedilmişti deprem. Merak ettim Kayseri tabii, gibi iller var mı? Tabii tabii olmaz mı? Kayseri var. Mesela biz Elazığ olarak o kadar etkilendik Sivas ki bizim sanırım. Yanımızda Bingöl var, Tunceli var. Yani bunlardan bile DASK sigortalarına hasar dosyası açtıran vatandaşlarımız var. Tunceli'ye kadar. Tabii. Aa. Tabii. İşte yani Tunceli hani evet. Tunceli gibi Bingöl gibi illerimiz böyle haberlere yansımayınca. Şimdi şöyle yani fazla mesela diyelim ağır hasar yok ama mesela duvarında bir çatlağı olan da DASK'ı arayıp hasar ihbarında bulunuyor. Hmm. Bu kayıtlara geçiyor tabii. Çok şükür can kaybımız yok. Yok çok şükür. Evet, çok şükür evet. Ya Harun Bey hakikaten biraz önce konut sigortasını konuşurken de dilimin ucuna kadar geldi. Ama tekrar evet. Soracağım belki saçma olabilir ama bizim için biz kadınlar için önemli açıkçası. Evet. Şimdi ziynet eşyalarımız var. Birçok kadının var. Ya bu Maraş depreminden sonra artık insan böyle biraz daha somut düşünebiliyor. Biraz daha gerçekçi ve her şeyde sonrasınız geliyor. Tabii. İşte şey kadınların mesela ziynet sürekli kullandıkları ziynet eşyaları evet. Genellikle kasada değildir evet. Ve evde. Evet. Bu konut sigortasında bunlar da bu kapsama girer mi? Veya şimdi, bunlar için ne düşünülebilir? Bunlar kapsama giriyor fakat sigorta şirketiyle bunların ayrı ayrı kriterleri var. Onları konuşmak lazım. Bunları direktmen konut sigortası yaptığımız gibi bunları içine koyup hemen yapamıyoruz. Onaya düşüyor. Sigorta şirketiyle görüşüyoruz. Onların belirli bir miktarlarına kadar teminat alabiliyoruz. Ama bunu tabii her sigorta şirketi yapmıyor. Yapan sigorta şirketleri de var. Bu konuda acente arkadaşlarımız zaten kendi müşterilerine bu konuyla ilgili de talep eden müşterilere o konuyla ilgili bilgi vereceklerdir. Evet vallahi. Evet. Görüyor musun bu Maraş depreminden tabii. Sonra insan ne kadar her şeyin ne kadar önemli olduğunu görüyor. Harun Bey yani mesela kesinlikle. Haber bültenlerine yansıdı. Adam kaç tane şey var, evi var, apartmanı var evet. Birden evet. Her şeysiz kalıyor ve bir gecede, evet, hele tabii. Hele banka hesabınıza da paranızı yatırmamışsanız tabii. Düşünebiliyor musunuz? Yani o yüzden yani gerçekten dediğiniz önemli. Dediğiniz gibi ziynet eşyasını bile evinden alamayan insanlar oldu tabii yani. Ki.
Tabii. Harun Bey, o zaman acenteleri konuşalım biraz. Bu sigortayı sigorta acentelerinden yapmak çok önemli midir? Çünkü bu depremlerden sonra bakıyoruz bir sürü sigorta şirketiyim diyerek açıldı bir yerler. Evet, tabii. Şimdi tabii demin de söyledim, sigorta yapmak ne kadar önemliyse sigortayı sigorta acentesinde yapmak da o kadar önemlidir. Biz bunu 2020 depreminde de çok bahsettik. Yani şimdi de bu konuya değinmek lazım. Sigorta acentesinden alınır. Çünkü neden? Mesela bazen vatandaşlarımız bize çok geliyorlar. Bankalarda sigorta yapıyorlar. Veya zorunlu kılınıyor. İşte biz de yapmak zorundasınız. Bununla ilgili bakın, vatandaşlarıma buradan açık yüreklilikle söylüyorum. Bununla ilgili kanun var. Vatandaşımız bankadan kredi bile kullansa, vatandaşın istediği yerden sigorta yapması özgür iradesidir. Yani bununla ilgili yasa var. Ama vatandaşlarımız bilmiyorlar. Bankada da öyle deyince yapıyorlar. Şimdi bankalar, biz diyoruz ki Elazığ sigorta acentelerini tercih ediniz. Yani çünkü niye? Sigorta acentelerimiz bu işin uzmanı. Bu işin ehli olan kişiler. Bankadaki bizim arkadaşımız sadece poliçeyi keser ama poliçenin içeriği nedir onu bile bilmez. Yani bize o kadar örnekleri geliyor ki, mesela konut sigortası yapılmış, çok cüzi miktarlar eşyalara verilmiş ve bugün o eşyalar, zarar gören eşyalarda o vatandaşlar paralarını alamıyorlar. Çünkü muafiyet altı kalmış. Yani o yüzden sigorta acentesinden alınır diyoruz. Harun Bey, şu aklıma geliyor. Evet. Şimdi konut sigortası için evet, kalem kalem belki siz her şeyi tutuyorsunuz ama zorunlu deprem sigortası için mesela diyelim ki benim evim 200 metrekare ise, evet, 200 metrekare dedim ve bankadan zaten kredimi çektim, evimi aldım. Evet. O metrekareyi bildirmem yeterli değil midir? Yani onun ekstraları da mı var? Şimdi şöyle, zaten DAS sigortaları beyana göre yapılıyor. Yani mesela siz diyorsunuz ki sigortacı arkadaşımızın yanına gidiyorsunuz. DASK'ımı yaptırmak istiyorum diyorsunuz. Kaç metrekare o size soruyor. Ve sizin beyanınıza göre o DASK'ı yapıyor. Hı hı. Ama aslında normalde de böyle olmaması lazım. Ben DASK'ın yöneticileriyle de bizzat görüştüm. DASK'ın bazı şartlarının değişmesi lazım. Siz tapuyu aldığınız zaman veya iskanı aldığınız zaman orada evin metrekaresi yazması lazım. Yani böyle daha uygun olur ve daha, evet, doğru olur. Çünkü insan ve bununla ilgili metrekare eksik girmesiyle alakalı bence ciddi yaptırımların olması lazım. Eksik metrekare kesilmemesi lazım. Sonuçta yine vatandaşımız mağdur oluyor bizim. Evet. Evet. Yani biz bunu talep de ettik. İnşallah bu süreçte bazı değişiklikler olacak. DASK'ın çünkü yönetimi tamamen değişti. Vatandaşlarıma bunu da söyleyeyim. 2020'de yaşadığımız depremden sonra DASK'ın işleyişiyle şu andaki işleyişi pek aynı değil. Neden derseniz, çevre 2020 depreminden sonra Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün verdiği raporları DASK kabul etmiyordu. Benim eksperim verdiği rapor önemlidir diyordu. Bu konuyla ilgili süreç bayağı gecikti. Onunla ilgili yargıya başvuran vatandaşlarımız oldu. Ama şimdi öyle değil. Bakın, hafif hasar ödemelerini şu anda Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün e-devletinize düşen raporuyla ödeme yapıyorlar. Ağır hasar da böyle. Eğer ağır hasarınız varsa, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü sizin evinize, konutunuza ağır hasar vermişse, o görüntüyü, tapuyu ve kimliğinizi hasar dosyası oluşturduktan sonra DASK'a gönderdikten sonra DASK ödemenizi yapıyor. Şurada bir algı var, ona da bir açıklık getireyim. DASK geçenlerde 72 saat içerisinde hafif hasar ödemeleri yapıyoruz denildi. Evet, yapıyorlar, fakat şunu da belirteyim. Çok ciddi bir talep olunca bu biraz gecikmelere takılıyor. Vatandaşlarımız o konuda rahat olsunlar ve DASK bütün ödemelerini yapacak. Ama tabii biliyorsunuz, gerçekten çok zarar ziyan çok ve bu süreç belki biraz sürebilir ama gerçekten çok ciddi bir ödeme var. Zaten buna göre de bütçesi var DASK'ın. Hiç kimsenin DASK'tan
endişesi olmasın. Evet. Harun Bey, şunu yine halk diliyle ve herkesin anlayacağı şekilde sormak ve anlaşılmasını istiyorum açıkçası. Şimdi bazı evlere az hasarlı, orta hasarlı ve ağır hasarlı verildi. Zaten ağır hasarlılar yıkılacak. Şimdi ben kendi mantalitemle soracağım. Ağır hasarlı eve, diyelim ki kişi belirtmiş işte 100 metrekare evim var. Yani siz ne şekilde kalemi aldıysanız onun tamamen bir ödemesi yapılacak sanırım. Şimdi orta ve az hasarlıdaki ödemeyi bir konuşalım istiyorum. İnsanlar bununla ilgili de merak ediyorlar. Şimdi az hasarlı ödemelerinde eskiden vatandaşlarımız Alo 125'i arayıp hasar dosyası oluşturduktan sonra DASK'ın atadığı eksper geliyordu ve evimizi kontrol ediyordu. Evimizin aşağı yukarı ne kadar işte boya, badana, çatlağı, fayansı, şuyu buyu düşmüşse ona göre bir DASK birimine bir şey bildiriyordu. Zarar bildiriyordu ve vatandaşımız ona göre para alıyordu. Ama şimdi DASK bu yöntemi değiştirdi. Diyor ki hafif hasarlarda eksper gelmeden tapuyu, kimliğini ve Çevre ve Şehirciliğin vermiş olduğu az hasar rapor görüntüsünü gönderdikten sonra ev bedelinin %15'i ödeme yapıyor. Atıyor. Az hasarlı da ev bedelinin %15'inin ödemesini yapıyor. Artı mesela diyelim Çevre ve Şehircilik vatandaşımızın evine az hasar vermemiş. Geldi baktı ama yine de çatlaklar var. Yine de bir zarar var. Bununla ilgili de vatandaşımız hasar dosyası açtıktan sonra eksperini bekleyecek. Eksperin talebine göre ödemesini alacaktır. Ağır hasarı da değiştirdiler şimdi. Bu da çok güzel bir şey ve çok güzel bir hizmet. Ağır hasar raporunu da yine aynı şekilde hafif hasar gibi DASK birimine gönderdikten sonra DASK'ın DASK'taki tazminatını DASK ödemekle yükümlü ve ödüyor şu anda. Harun Bey şimdi tekrar beni teyit edin lütfen, doğru mu anlamışım? Şimdi diyelim ki benim evim 1 milyon az hasarlı olduğu zaman şimdi bu 1 milyon üzerinden mi %15 alacağım yoksa sizin vermiş olduğunuz metrekareye 3.16 üzerinden mi? Şimdi şöyle, bakın diyelim eviniz 1 milyar ama şu anda DASK'ın en yüksek Elazığ'daki evine ödediği rakam 640 bin TL. Tamam, burası tamam. Burası tamam. Tamam. Eviniz az hasarlı, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nde az hasarlı göründü. Siz gönderdikten sonra 640 binin %15'ini hafif hasar olarak. 640'ın, tamam. 640'ın. Ama şöyle diyeyim, DASK'ınız 400 bin TL. Diyelim 400 bin TL. Metrekaresi düşük ya. Diyelim 200 bin TL. Bunun ev bedelinin %15'ini hafif hasar olarak DASK ödüyor. %2'sini de, bunu da belirteyim, DASK'ın resmi muafiyeti %2'dir. O %2'yi düştükten sonra hafif hasar ödemesini yapıyor. Tamam. Evet. Harun Bey, şunu da ekstradan soracağım size. Tabii. Şimdi diyelim ki Elazığ'ın piyasası bellidir, İstanbul'un piyasası bellidir. Evet. Diyelim ki İstanbul'da işte 200 metrekare evle Elazığ'daki 200 metrekare evin bedeli aynı değil biliyorsunuz. Kesinlikle. İstanbul'daki ödeme ile Elazığ'daki ödeme aynı oluyor mu? Yani yine orada 3.16 mı oluyor? Yok, her ilin kendine göre değişiktir tabii. Bu Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün, yani bakanlığının inşaat birim fiyatlarına göre belirtiliyor. Yani bizce düşük müdür? Düşüktür. Ama işte bunu konut sigortaları yaparak onu tamamlıyorsunuz ve mağduriyetiniz gideriliyor. Ama ille de konut sigortasıyla desteklemen gerekiyor. Yani vatandaşlarımız bunu bilsinler. Biz sadece evimiz depremde zarar gördü. Biz DASK'la bu zararımızı karşılarız. Böyle bir şey yok. Evet. Yani bir kısmını DASK'la karşılayabilirler. Ama konut sigortasını yaparlarsa o mağduriyetleri tamamen giderilmiş olur. Vallahi Harun Bey, şimdi bakıyorsunuz mesela bir salon takımı bile 300-400 bin lira aşandı. Kesinlikle, yani 500 binden var, eşya bütçenize göre. Yani ev yok, evin içindeki dekorasyonun üst limiti yok. Gerçekten tabii, bir avizenizi kesinlikle düşünebiliyor musunuz? Kesinlikle. Yani bütçenize göre. Biz yaşadık, bu depremde de gördük. Gördük. Harun Bey, ben yine internete baktım. En çok taratılanları size soracağım ama sizin değinmek istediğiniz ve sizin için önemli olanlar varsa onları da önceliği alabiliriz. Evet. Ama şu da sorulanlar arasında
Mesela hangi binalar zorunlu deprem sigortası kapsamına girer, hangi binalar da zorunlu deprem sigortası kapsamına girmez şeklinde. Bununla ilgili neler söyleyeceğiz? Şimdi şöyle, tapuya kayıtlı olan taşınmazların konut olarak, üzerine konut olarak inşa edilmiş olan binalar ve bu binalara bağlı olarak da içerisinde yer alan ticarethaneler, bürolar, farklı amaçla kullanılan yerler DAS kapsamına girer. Sadece DAS kapsamına girmeyen, sadece iş yeri olarak geçen yerler. Sadece iş yeri, bağımsız bölümü iş yeri olan. Mesela neler bunlar? Pasajlar, işte alışveriş merkezleri. Yani üzerinde konut yoksa, mesken yoksa bunlar DAS kapsamına girmezler. Ayrıca DAS genel şartlarında belediye sınırları içerisinde ise mesela köylere DAS yapılmaz. Bunu vatandaşlarımız bilsinler. Evet. Ama oradaki evlerini konut sigortası yapabilirler. Deprem teminatını içerisine koyarak. Yani DASK'ın bağlayıcılığı bunlar. Konutlar genelde. Köyler dışında ilçeler? İlçeler de belediye sınırları içerisinde DASK olur. Ha, DASK olur tabii sadece. Ki, tabii ki. Ama tabii şey ki. Yani keşke köyler de olsa. Çünkü mesela bu Maraş depreminden sonra Arıcağ'ın olsun, evet. Alacakaya'nın hakikaten köylerinde ciddi sorunlar var. Evet. Ya bence o da bu kapsama girmeli yani i̇şte artık. Dediğim gibi yani bu genel şartlarının, DAS genel şartlarının yukarıda bazı şeylerin değişmesi lazım bizce de. Biz de öyle düşünüyoruz. Evet. Şimdi zaten merak edilen ama bence hemen herkesin de bildiği zorunlu deprem sigortasının geçerlik süresi ne kadardır diye taratılmış. Evet. Yani bir yıldır değil mi? Bir yıl. Tabii bütün sigortaların geçerlilik süresi bir yıldır. Evet. Evet. Harun Bey, şimdi ben sorularıma bakıyorum. Özellikle önemli olanları merak edip soruyorum. Soracağım size ama evet. Size özellikle böyle en çok insanların gelip sordukları, muzdarip olduğu konuları da açabiliriz açıkçası. Çünkü çok işin içindesiniz ve çok güncel bir konu evet, bu. Evet. Yani şimdi biz sadece burada DAS sigortasını konuşuyoruz ve konut sigortasını konuşuyoruz. Hı hı. Tabii bizim yelpazemiz çok geniş. Hayatta bütün risklere karşı, işte arabamız dışarıda riskte, evet. İş yerlerimiz riskte, yaptığımız işler müteahhitlik branşında, inşaat branşında riskte. Yani bizim sigorta çeşitliliğimiz çok fazla. Ben şu anda yani gündemimiz deprem olduğu için depremden sonra ben de bütün meslektaşlarımız da şu anda DAS'la ilgili bize gelen talepler, sorular, ödemeler, İşte bunlarla ilgili çok şu anda uğraşıyoruz ve bunlarla ilgili çok şu anda meşgulüz. En çok bize gelen şu anda şey, işte eksperim neden geç geldi, eksper gelip bakmadı, ödemem gecikti. Bununla ilgili sorunlarla karşılaşıyoruz. Ve demin dediğim gibi ilimizde her zaman yakalamak istediğimiz sigortalama seviyesi yavaş yavaş o seviyeye gelmek üzere. Yani bu arada da biz meslektaşlarımızla beraber işte DAS sigortaları yapıyoruz, konut sigortaları yapıyoruz. Yani iş yeri sigortaları yapıyoruz ki bunlar olması gereken şeyler. Evet. Çünkü bir iş yerinde o kadar yani Maraş'ta, Adıyaman'da o kadar iş yerlerini biz gördük ki milyonlarca lira içerisinde eşiği olan, fabrika olan iş yerleri ya hiçe çıkmışlar. İşte sigortayla onu yerine koyabilir, evet. Biliyorsunuz. Başka bir çözümü yok. İşte o yüzden biz vatandaşlarımızdan Elazığ Sigorta Acenteleri Derneğimiz olarak da burada meslektaşlarım adına da konut sigortalarını, DAS sigortalarını, iş yeri sigortalarını aman aman ihmal etmesinler. Yani bunlara çok ciddi büyük paralar da gitmiyor. Onu da burada söyleyeyim. Hani çok ciddi yani böyle o masrafları, biz o paraları her şeye veriyoruz zaten. Harun Bey şöyle söyleyeyim. Diyelim ki şu anda en gözde yerlerden biri Çaydaşlı'da diyelim ki 200 metre bir kare evim var diyelim evet. ki. Ve bunun değeri de 2 milyon olsun. Mesela buna benim ödeyeceğim sigorta ne kadar olur? Acentesine göre değişir mi? Şimdi zorunlu şöyle, deprem sigortası için şöyle, söyleyeyim. Zorunlu olan bütün sigortaların fiyatları aynıdır. Evet. Zorunlu olan fiyatlar aynıdır. Diğer zamanda mesela aracınızın kaskosudur, evinizin konut sigortasıdır, iş yerinizin iş yeri sigortasıdır. Bunlar poliçenin içeriğiyle önemlidir. Mesela siz Çaydaşlı gibi bir yere DASK, önceden DASK'ınız yoksa yaptırsanız belki bugün 1000 TL, 1000-1200 TL arası ilk defa yapıyorsanız.
640 bin lira sizin DAS'tan alacağınız %2'sini düştükten sonra, o rakam şu anda hesap edemedim. O sonrasında da eve mesela arsa bedelini çıktıktan sonra 1,5 milyon, hani 600 diyelim muafiyeti düştükten sonra 600 bin DAS'tan alıyorsunuz veya 570 bin lira. Üzerini de 1,5 milyona kadar şeyle, konut sigortasıyla tamamlarsınız ve sizin mağduriyetiniz burada yani çok azalır. Yani yaklaşık bunun içerisindeki de örnek veriyorum, 500 binden aşağı eşya az olur bence bir evin. Bahsettiğiniz yerlere göre söylüyorum. Yaklaşık 5000-6000 lira bir maliyetiniz olur. Evet. Evet. Harun Bey, seyircimiz şöyle sormuş size. DASK ödemesi ölen babam adına çıktı. Üç kardeş ayrı yerlerdeyiz. Veraset belgesiyle ayrı illerden payımıza düşenin üçte birini ayrı ayrı alabilir miyiz? Zaten bu ödemeyi bu vatandaşımız ayrı ayrı oluyor. Babaları öldükten sonra işte üç kişi veraseti varsa o üç kişi dediği şekilde, dediği oranda ayrı ayrı şeklinde alacaklar. O şekilde ödeme yapılır. Harun Bey, şimdi biraz da şunu konuşmak istiyorum. Tabii. Şimdi benim çok yakın bir arkadaşımın ablası 8 yıllık bir binadaydı ve Fahri Kahyan'da mıydı, Bostanbaşı mıydı? Malatya. Malatya'da, yani evet. Malatya'da çok da lüks bir sitede ve şey, hani böyle bizde şey vardır ya, işte evim çok yeni, 99 depreminden sonra yönetmeliğe de çok uygun yapıldı falan filan dendi ve sigorta da yoktu. Evet. Ve ev çok ağır hasar aldı ve evin içine girip çok şükür onlara bir şey olmadı ama hakikaten mal da canın yongasıdır. Kesinlikle. Derler ya. Birden tabii, hiçbir şeyiniz tabii, kalmıyor. Tabii, kalmıyor. Şimdi zaten bütün bütçeyi eve verdiler. İşte evin içini kendilerine göre dekor ettiler. Şimdi evin içinden eşyayı bile çıkaramıyorlar. Dedim ki sigortası var mıydı? Yok dediler. İşte. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Hayata tekrar sıfırdan başlamak. Şimdi karı koca memurlar bunlar. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Bir memur insanın bir daha öyle bir evi alabilmesi. Evet, kesinlikle. Bir daha içinde döşeyebilmesi. Evet, çok zor bir şey. Biz de diyoruz ya, işte sigorta neden gerekli? Şimdi bu tabuyu bir defa yıkmamız lazım. Ne gerek var? Veya i̇şte bazen varmış. Çok rastlıyoruz biz bizim mesleğimizle ilgili. İşte sigortaya verdiğimiz para boşa gidiyor. Asla böyle bir şey yok. Boşa gitmiyor işte. En güzel örneğini siz verdiniz. Yani insanlarımız yıllar geçiyorlar. Emekli dişiyle tırnağıyla birikim yapıyorlar. Bir ev alıyorlar. Ama gördüğümüz gibi bir gecede bu ev tuzla buz oluyor. Evet ya. Ama işte dediğimiz gibi bu ufak paralarla DASK'ı olsaydı ve konut sigortası olsaydı, konut sigortası dolu olsaydı, içinde eşyası olsaydı, deprem teminatı olsaydı, bugün sizin arkadaşınız gerçekten mağdur olmayacaktı. Olmayacaktı. Belki başka bir yerde bir ev alabilecekti. Ama bunu biz insanlarımızdan çok rica ediyoruz. Çünkü insanlarımız mağdur olunca biz mutlu olamıyoruz ki. Biz de onlar gibi üzülüyoruz. Evet. Yani sigorta çok önemli gerçekten. Şair diyor ya, nerede bir ölüm varsa oralı olur yüreğim. Kesinlikle. Diyor gerçekten. Doğru, kesinlikle evet. Öyle. Evet. Harun Bey, şu da çok taratılmış. Şimdi diyor ki, ev satılınca DASK ne olur? Ve bir de kiracılar DASK yaptırabilir mi şeklinde bayağı bir aratılmış bu da. Evet. Şimdi kiracılar DASK yaptıramaz. Kiracılar DASK tapu sahibine aittir. Evin kendi mal sahibi yaptırır. Kiracılar isterlerse sadece eşyalarını, çünkü evde kiracı oldukları için kiracılar kendi eşyalarını konut sigortası olarak yaptırabilirler. Ama DASK tapu sahibine yapılır ve tapu sahibine ödeme yapılır. Evet. Olası bir zarardı. Ya burada zaten bu depremde devlet zaten kiracıya ayrı yardımda bulundu. Yapıyor. Ev sahibine ayrı yardımda yapıyor. Bulundu. Evet, evet. Çok şükür orada zaten zararlar yapılıyor, bertaraf ediliyor tabii, ama tabii.
İşte bizim de yapabileceğimiz şeyler var. Yine mesela diyorum ya hani bu konuyla ilgili baktığımda hakikaten artık notlarıma yazamadım. Çünkü tabii, o kadar çok, çok sorular talep, vardı ki, evet, talep de çok fazla. Evet, hatta çok yani böyle diyorum ya hangi binalar bu kapsama girer? Mesela kerpiç evler zorunlu deprem sigortası içerisine alınabilir mi şeklinde var. Orada yok, bir kriterimiz var mı Harun Bey? Şimdi şöyle tabii DASK'ı keserken bizim tabii o kriterler var. Onları keserken çelik betonarme, işte yığma bina olarak belirtmek lazım. Mesela çelik betonarme bir evi, bir binayı yığma olarak kestiğiniz zaman olası bir zararda bir mağduriyet yaşanıyor. Veya bir yığma binayı çelik betonarme olarak keserseniz, yani bilgileri, DASK'ı keserken evin bilgilerini çok doğru bir şekilde, çok net bir şekilde girmek lazım. Evet. Evet. Harun Bey şu da şimdi şey oldu. Mesela aynı binanın içerisinde veya farklı binalarda sizin adınıza birkaç tane ev varsa, evet, yıkıldığı zaman bir tane evden sanırım TOKİ çıktı hak için. Tabii. Şimdi ona benzer bir soru da şurada. Mesela bunu da aydınlatalım. Evet. Aynı bina içinde birden fazla daire sahibi olanlar tek poliçe ile teminat alabilir mi şeklinde? Yani bunu biraz daha açalım istiyorum. Yok, öyle her daire için ayrı ayrı bir poliçe yapmaları lazım. Yani toplu olarak bir DASK yapılamaz. Her dairenin kendi iç kapı numarasına göre DASK'ı, metrekaresine göre DASK'ı yapılmak zorunda. Öyle, evet, yapılır. Şimdi burada buna benzer soru şeyden diyorum ya hani mesela sizin adınızda birkaç tane şey vardıysa, ev vardıysa bir tane TOKİ çıkınca, evet, sanki birden fazla eviniz olunca, o evlerde bir sorun olunca DASK da sadece bir eve ödeme yapar. Yok, gibi. Yok, hayır, o farklı bir konu. Şimdi hak mahrumiyeti, hak sahipliği ayrı bir konu. Bizim DASK'ın konusu değil. Evet. DASK'ı hangi konuta keserseniz, hangi adresi, eğer adres kodu varsa hangi adreste o DASK'ı keserseniz o DASK'la muhatap olursunuz ve ödemenizi alırsınız. Evet. İsterse bir kişinin 20 tane evi olsun. Harun Bey, hasar durumunda DASK'a gönderilecek belgeleri son olarak söyleyelim. Zaten vaktimiz de kalmadı. Ne isteniyordu? Şimdi insanlarımız önce hasar dosyalarını oluşturmak için 125'i arasınlar. Hasar dosyası oluşturduktan sonra hafif hasarlı ise Çevre ve Şehircilik'in vermiş olduğu hafif hasar görüntüsünü e-devletlerinden alsınlar. Tapu ve kimlik bilgileriyle ilgili das.gov.tr'ye mail atsınlar ve dönüşleri kendilerine olacaktır ve ödemelerini alacaklardır yani. Evet. Evet. Şimdi artık vaktimizin sonuna geldik. Hakikaten evet, bu çok çok önemli bir programdı diyorum ya. Evet. 6-8'lik Elazığ depreminden sonra biz aslında önemini çok net bir şekilde anlamıştık. Evet. Şimdi Harun Bey hakikaten bakıyorsunuz mesela aynı apartmanın içerisinde bazıları yaptırmışlar deprem sigortalarını. Evet. Onlar tazminatlarını alıp, evet, hani biraz daha rahat yaşayabilirken gördük yani bunları çok yaşadık. Örneğini yani. Yaşadık. Çok örneğini yaşadık hakikaten. Evet, birden evsiz her şeysiz kalınca 1 liranın bile ne kadar önemli olduğunu da gördüğümüz dönemler oldu. O yüzden bunlar çok çok önemli. Çok önemli, evet. İnşallah devlet politikası olarak bence zorunlu hale getirilir. Kesinlikle. De şu mesela kaskolardaki şey, trafik, tabii, sigortası arasındaki gibi. Gerçi kasko değil de trafik sigortası zorunlu. Evet. DASK'ın da öyle olması lazım. Öyle düşünüyoruz. Harun Bey inanır mısınız bu sene insanların çoğu kasko yaptırmaların nedeni şey, evet, oldu. Arabaların bedeli çok yükseldi ya. Çok yükseldi. Ya. Mesela yedek parçalar diyelim çok ki sizin arabanız, tabii, A model. İşte diyelim ki 500 bin liralık bir araç. Şey diyor işte markada veremediğim için ya diyor Allah korusun yolda diyor işte diyelim ki, tabii, 5 milyonluk bir araca çarparsam benim halim ne olur ne diye olacak? Kaskoları yaptırdılar. Evet. Ama evet, başa kesinlikle bir şey gelmeden hakikaten önlemini almak lazım. Önlemi almak lazım. Dediğim gibi kasko konuları tabii daha farklı konular. Daha geniş bir zamanda onları da konuşabiliriz. Ama insanlarımız bilsinler ki hani aracımızın kasko teklifi yüksek çıktı. Biz yaptırmayalım. Olası bir kazada inanır mısınız? Kaskoya verecekleri o miktarın belki 5 katını veriyorlar o arabayı servisten çıkarmak evet, için. Evet vallahi bazı yani arabalar Allah korusun. Bunu geniş zamanda biz evet, yine başka konuşacağız. Başka bir programın konusu tabii olsun. Ki. Çok teşekkür kesinlikle ediyorum. Son olarak bir şey eklemek ister misin seyircilerimize? Ben tabii bu güzel bilgileri vatandaşlarımıza, bu faydalı bilgileri aktarmamız için bizi misafir ettiniz. Ben Elazığ Sigorta Acenteleri Derneğimiz ve meslektaşlarım adına size çok teşekkür ediyorum. Kanal 23'e teşekkür ediyorum.
saygılar sunuyorum. Evet, biz de teşekkür ederiz. Yüreğinize sağlık. Değerli seyircilerimiz, bugünkü programımızın sonuna geldik. Gerçekten sigortaları ihmal etmeyelim diyelim. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.